Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 30 Ağustos'un 3. videosu olacak sanırım. Birçoğunuz gibi benim de uykusuz geçirdiğim gecenin ardından sabahın seherinde çektiğim bir video. Şimdi videoya başlamadan önce ee, rahmetli Allah rahmet eylesin Neşet Ertaş'ın güzel bir eseri vardır Yandı Bağırım diye. Oradaki sözler birçok taraftar için aslında Fenerbahçe taraftar için hani e, ders niteliğinde sözler. Öyle söyleyeyim. Hani yandı bağrım yandı aşkın elinden bir de sen yakıp gönderme beni diye başlayan dizelerde. Ben Mecnun olmuşum sevda çölünde yeniden Mecnun'a dönderme beni diyor. Hani insan olan insan sever insanı bizden evvel gelip gidenler hanı. Aşkına düşürüp mecnun misali bir kuru hayale yedirme beni ya da bir kuru hayale döndürme beni şeklinde. Baktığınız zaman Fenerbahçe bizi hayallerden alıp başka hayallere sokup sonrasında da o hayallerin içerisinde perişan eder bir duruma getirdi. Tutsan ayrı dert, bıraksan ayrı dert. Golvan.com'da bir yazım yayınlandı arkadaşlar. Dün linkini de attım topluluk kısmında var. Kolay kolay yapmam bunu ama o yazıya değinmek istiyorum. Yani direkt o yazıyı okumak istiyorum. Ee, çünkü o yazıda bence yani golua.com'da yazdığım en güzel yazılardan bir tanesidir. Hatta bence en iyisidir diye de özellikle belirtmiştim yönetim ekibine. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen geçelim. Başlık Fenerbahçe'de kışlar bahara, baharlar yaza döndü. Peki sonuç büyük tehlike diye. Şimdi birçoğunuz diyorsunuzdur ne Bahar hocam ne yazı ya Allah'ını seversen bırak dünden beri uyuyamadık şöyle böyle diye. Merak etmeyin dünden beri uyuyamayıp sabahın seherinde video çeken bir kardeşiniz olarak sizi benim kadar anlayan yoktur. Zaten birçok kardeşimiz de bu kanalda kendi hislerine tercüman olduğum için vardır. Hocam biz de seni gibi düşünüyoruz diyorlardır. Yani tahminim öyle. Ben şöyle söyleyeyim. Hatırlayacağınız üzere Fenerbahçe'de taraftarlar arasında ciddi bir endişe ve istek hakim iken Başkan Ali Koç takımın başına tecrübeli hoca Jesus ve ekibini getirmişti. Hem Samandıran'ın hem tüm takımın hem geleceklerin hem de gideceklerin kontrolünü tecrübeli hoca ve ekibinin kontrolüne vermişti. Şimdi buraya kadar itirazınız var mı arkadaşlar? Yani Ali Koç'un bu yaptığı icraat ve sebebini herhalde itiraz olan yoktur. Bu yüzden getirdi. Yani hem taraflar e, taraftar arasında ciddi endişe hakim iken hem de başkan Ali Koç Fenerbahçe taraftarının endişesine götürmek adına tecrübeli hoca Jorge Jesus'u getirdi ve tabiri caizse full artı full yetkiyi ona verdi. Kısacası Jesus ne derse o olacak demişti ve onun sözleriyle hareket etmişti. Başlangıçta kendisi de Jesus'ta takıma 3-4 takviye yeterli. Sonrasında olursa fırsat transferi deseler de ben kulüp içinden aldığım duyumlara göre riske girip Riske girip, kulüp içinden aldığım duyumlara göre riske girip en az 8 transfer olacak diye üstüne basa basa belirtmiştim. Hatta birçok defa gerek benden gerekse beni referans alan kişilerden 7 artı transfer olacak duyumunu duymuşsunuzdur. Hani beni referans alan ya da duyum çalan arkadaşlardan. Üstelik bu iş bir yerden sonra 11 artı şekline dönüşünce takipçilerim ve beni yeni tanıyanların, yani beni yeni tanıyanların epey şaşkınlığı artmıştı. Gelinen noktada kaç transfer yapıldı sayımını size bırakıyorum. Konumuz şimdilik o değil. Konumuz transfer sayısı ya da fiyatları değil, niteliği yani kalitesi. Tabiri caizse 10 tane sıradan oyuncu mu alındı? 2-3 tane yıldız oyuncu mu alındı? Yani ya da 2-3 tane yıldız oyuncu mu alınsa iyiydi türünden bir soru. Ama tam olarak da bu değil. Tam olarak sorumuz şu. Fenerbahçe eksik parçalarını tamamladı mı? Güçlü parçalarını koruyabildi mi? En net sorumuz bu. Güçlüyü koruyabildi mi? Eksiği tamamlayabildi mi? Yani daha net bir şekilde nasıl ifade edilir bilmiyorum. Ben en net şekline anlattığımı düşünüyorum. Yani en net şekline sorduğumu düşünüyorum. Aslına bakarsanız henüz erken. Bakın hala erken. Gerçeklemek, bu soruyu cevaplamak için henüz erken. Niye erken? Pek çok rotasyon deneyen, hala doğru 11 ve doğru sistemi budur diyemeyen bir Fenerbahçe var önümüzde. Bakın pek çok sistemi deneyen, hala doğru 11'i bulamayan bir Fenerbahçe var. Bu sözlerim maçtan önce yazıldı. Son 3 üç maçtır üçlü savunma oynayan Fenerbahçe kim bilir belki bugün Konya Spor karşısında dörtlü oynayacaktır diye belirtmişim. Dediğim gibi maçtan önce yazıldığı için son 3 maçta birbirinden farklı oynayan kişi sayısı belki 22 oldu. Ancak şu bir gerçek ki tutan transferler olacağı gibi tutmayan ya da zamanını bekleyen transferler de var. Birilerinin zoruna gitse de şu anda Gustavo, Henrique ve Buruma Ciddi manada soru işareti. Şöyle söyleyeyim. King'in sözleşmesi feshedildi diye bir haber ortaya atsak. Herhalde epey büyük bir kitle aşırı yoğun tepki gösterir. Demek ki King taraftarın bir kısmının onayını almış durumda. Aynı şekilde Bruma ve Gustavo yanikeni sözleşmesi feshedildi desem. Hatta bir şey söyleyeyim. Ee, bak bir şey söyleyeyim. Videonun başlığına ki Gustavo ve Burmanın sözleşmesi feshedildi desem en az 20 bin izlenme alır. Hani bazı arkadaşlar diyor ya işte click e, clickbait yapıyorsun diye. Bak öyle yapsan bak bakalım ne kadar alır. Çünkü insanlar artık hani tepki göstermemeye geçti mi? Artık bunu istiyorlar. Keşke böyle bir haber versin diyorlar. Neyse. Bruma Hendrick sözleşmesi desem inanın bu yazıya 3 haneli hatta 4 haneli sayıda beğeni gelir taraftarın çoğuna göre olmayan transferler bunlar. Aynı şekilde size de söylüyorum. Eğer Buruma ve Gustavo Henrique'den memnun değilseniz bu videoyu beğenir misiniz? Bakın en sonunda nereye ulaşacağımı görün. Fenerbahçe'de durum şu anda nedir? Ana başlık. Kışlar bahara, baharlar yaza döndü desem herhalde yalan söylemiş olmam dedim. Ancak Konya maçından önce söyledim. Zira Dinamo Kiev'e elenen üstelik çok çok iyi oynanan iki maç çıkarıp elenen. Değil mi? Çok çok iyi oynayan iki maç çıkardık. Ve bu şekilde elendik. Ardından Ümraniye Spor'la 3-3 beraber kalan Fenerbahçe'de mevsim öyle sert kışa dönmüştü ki. O karların, o buzların erimesi çok zaman gerektirir idi. Nitekim zamandan da ziyade güneşin çıkmasını sağlayan 6-0'lık Kasımpaşa maçı olmuştu. Ve akabinde peş peşe gelen galibiyetler. Yani aslında de burada yer alıyor değil mi? Yani aslında peş peşe gelen galibiyetler ve şu anki ortam hepinizin gözlerinin önünde. Bu yazıyı yazarken henüz Konyaspor maçı oynanmadı ama Trabzonspor Galatasaray maçının 0-0 bitmesi dahi Fenerbahçe taraftarlarını keyiflendirmiş halde. Üstelik ligin en zor takımlarından biri olan Adana Demirspor maçının 4 golle kazanılması da sevinç çığlıklarını arttırmış durumda. Konya Spor engelini 3 puanla geçer ise Fenerbahçe ve Cumartesi günkü Kayseri Spor maçından da 3 puanla çıkarsa bahar havası yerini yaza bırakacaktır. Zira 5 günlük dinlenmenin ardından Dinamo Kiev ile Kadıköy'de bir nevi intikam maçı olacak ve bu maça tam motive olacak futbol takımı ligde de farkında olarak ya da olmayarak bir vites arttırmış olacaktır. Hele ki o maçı da kazanır ise Fenerbahçe siz asıl o zaman görün. Not Araya da sıkıştırdığım bir Sivas Beşiktaş maçı var. Yani bir hafta boyunca 21 Ağustos'tan itibaren o maçı Beşiktaş 3-1 kazanacak. Şimdiden notunuzu alın. Skor böyle olacak. Sivas'ın her zamanki yaptığı iş daha doğrusu Rıza Çalınbay'ın. Beşiktaş maçından önce çıkar. Beşiktaş'ı över. Yere göğe sığdıramaz. Maçta da inanılmaz şekilde Beşiktaş birden biri öne geçer. Eder. Yani olur da Sivas iyi oynayacak olursa da bir şekilde kırmızı falan yer. Maçı Beşiktaş'a elleriyle teslim eder falan filan sözlerimi yanlış anlayanlar çıksa da. Dünden beri maç tamamlanır tamamlanmaz. Herkesin yazdığı bir cümle oldu. Hocam işte Mustafa Hoca yine bildi. Yani alışkanlık haline getiriyorum. Çünkü ben artık bu ligin birçok dinamitini çözmüş durumdayım. Bizim maçla ilgili de bir şey çözdüm. Onu da değineceğim inşallah. Peki sonuç. Sonuç için bu üç maçın kazanılması şart. Bu 3 maç kazanılırsa kazanıldığı anda ben de sizlere Jorge Jesus sisteminin artılarını, eksilerini ve gereklikte gerekse Avrupa'da ne yapabileceğini dilim döndüğünce ve somut veriler ışığında yorumlayacağım. Şu an sadece kazanmaya odaklanması ve maç maç devam etmesi gereken bir takım Fenerbahçe. Bakın neye odaklanmak gerekiyor? Kazanmaya. Ne yapmak gerekiyor? Maç maç. Önüne bakmak gerekiyor. Yani şu anda önümüzdeki maç ne? Kayseri Spor maçı. Bazılarına göre Dinamo Kiev maçı. Yanlış. Devam edelim. Büyük tehlike. Bak bu kısım çok önemli. Fenerbahçe için en büyük tehlike her zaman ama her zaman Fenerbahçe'dir. O nasıl oluyor derseniz. Fenerbahçe tarihi başarılarla doludur. Bazen hüzün olsa da hüznün akabinde dahi hep patlama yapmıştır. Aslına bakarsanız bu metni özellikle bu kısmı yazarken. Gözümün önünde bir sahne belirdi. Fenerbahçe Konya ile bir bir beraber kalıyordu. Gözümün önündeki sahnede. Dedim ki olma ihtimali var mı? Var. Var. Niye var? Ligin heyecanı, dekoder satışı, BN Sports yayıncı kuruluş, cart, cort, iddia, şu, bu. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Fenerbahçe dolu dizgin gitse ilk hafta berabere kaldım. 20. hafta bitse Fenerbahçe'nin sadece bir beraberliği 19 galibiyet olsa inanın o ligi kimse izlemez. Çünkü rakip taraftarlar şike şaibe şu bu der. Fenerbahçe taraftarı olan bu gitsin eskilerden şu gelsin bu gelsin diyemeyeceği için onlar da izlemez. Harbi söylüyorum Fenerbahçe taraftarının büyük bir kısmı ben artık buna inanıyorum büyük bir kısmı aman rezil olalım. Aman maç işte sezon elimizden gitsin. İşte eski canımız hocamız kim? İşte şu. Aman onun yangını yapalım telaşındalar. Fenerbahçe falan Birçok taraftarımızın umurunda değil arkadaşlar. Yanlış anlayayım beni ama değil. Dediğim gibi en büyük Fenerbahçe tarihi başarılar oduldur. Bazen hüzün olsa da hüzün akabinde dahi hep patlama yapmıştır. Avrupa'da 6 yenilen maçın ardından ligde 7-0 galibiyetler gelmiştir. Sonra da kaybedilen şampiyonun ardından dünyaca önünüzde ünlü yıldızları taşıyan Uçaklar bir birinmiştir. Alex Hoydonk varken Anelka getirilmiştir. David Alex varken Carlos getirilmiştir. Şike kumpasıyla yıpratılmış, kadro dağılmışken 1-2 yıl sonra UEFA kupasında yarı final gelmiştir. E haliyle 8 yıllık kupa özleminin ardından da taraftarların beklediğini 103 gol rekoru kırılsın, namalip şampiyonluk gelsin, Avrupa'da kupa gelsin şeklinde bir tablo. İşte Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı tam olarak budur. Beklentinin arşa çıkması. Bu çok büyük tehlikedir. Şimdi size çok basit bir soru sorayım. Konya Spor maçı da dahil Fenerbahçe'nin her maç en az 3 gol atmasını bekliyorsunuz değil mi? Rakip kim olursa olsun biz bunları yeneriz diyorsunuz değil mi? Sürpriz beklemiyorsunuz doğru muyum? Ha işte tam olarak tehlike bu. Çözüm ne? Çözüm çok basit. Çok ama çok basit. Ayakların yere sağlam basması ve hedeflerin kısa vadeli olması. Misal Konya Spor maçını 1-0 dahi olsa kazanalım hedefinde 1 olunacak. Biz ne yaptık? Konya'ya da 4 atarız. Getir oradan bir Konya 4 atalım. Adamlar ligde hiç gol yememiş. Olsun ilk 4 golünü bizden yiyecekler. Aynısını bak. Yani aynısını Arda Güler'de de yaptınız. Aynısını Arda Güler gelecek, oyuna girecek. Gol ya da asist yapacak. Geçecek, geçecek. Elbet bu da geçecek. Yine aynı şekilde maç bittiğinde inşallah galibiyet geldiğinde bu sefer hep birazdan Kayseri Spor maçını 1-0 dahi olsun kazanalım. Hedefinde birleşeceğiz. Yani çözüm bu. Şimdi aynı şekilde size diyorum ki Kayseri maçına ilişkin çözümüm bu. İnşallah 1-0 dahi olsun kazanırız. Hedefinde birleşelim. Bu hedefte ve bu çizgide bir olursak UEFA kupası da gelir. Lig şampiyonluğu da gelir. Türkiye kupası da gelir. Bu dediğimi asla unutmayın. Ama daha ligin 3. maçını oynayıp şampiyonluk yüzde kaç masalına kapılır isek o ligin sonu zor gelir. Umarım bir oluruz ve hedefleri bir bir geçmeye odaklanıp başarılı bir sezon geçiririz. Okuyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla Mustafa Hoca diye de belirttim. Aynı zamanda sizler hem okuyup hem dinlediniz diye. Sizlerden ricam linki topluluk kısmında var. Gidip bakabilirsiniz. Kontrol edin. Atıyor muyum tutuyor muyum. Belki de sizi kandırıyorum. Belki de şu anda duaçlama. Hocam ne var ya maç bittikten sonra ben de bunu söylerim. Diyorsunuzdur. Kontrol etmenizi rica ediyorum. Kanalımıza bir anket düzenledik. O anketin sonuçtan da okuyun. Normalde ben spor yazarları şunu dedi bunu dedi falan filan girerim ama. Hiçbirine girmeme gerek yok. Özellikle birkaç tane yorum keşfettim. Yani keşfettiğim yorumlar müthişti. Spor yazarlarına gerek duymadım. Sizin yorumlarınız benim için spor yazarlarından daha önemli. Birçoğunuza göre de benim yorumlarım spor yazarlarından önemlidir. Ben de sizi önemsiyorum. Şimdi Umut Kömürcü arkadaşımızın uzunca bir yazısı var. Yani 11 seçiminde, kadro seçiminde hatalar olduğunu, sonrasında gelen hatalı tercihlerin bu maçı kaybetmemizin sebeplerinden olduğunu, daha neredeyse maçın başında yenen kırmızı kartında verdiği psikolojik baskıyla takımı zora soktu. Bence bundan sonra kadromuz diyor e, Altay Osayi, Sağ Stoper Luan Perez Alioski, Zaytz Arao, Emre Mor Lincoln, Pedro Gomez demiş. E, bir hatası var kardeşimizin Türk kuralını 3'ün olduğunu es geçmiş. Ama yani bu şekilde çıksak iyi olur. <laughs> Çünkü üçlü savunmada kanatlardan çok açık veriyoruz diyor. Ben size şunu söyleyeyim. Üçlü savunma bu ligde intiharın yani intiharın habercisi. Lincoln kesinlikle bir sol kanat beki değil. Kapalı oynamayı seven çok takım var. Çok kapanan defansa karşı sorun çözebilecek oyun okuma yetesi sahip ve gayet yüksek bir oyuncuyu sol bekte harcadığımızı düşünüyorum. Bingo. Hani kendi mevkisinde olsa farka sebep olur diyor. Hani benim bir iddiam fan pörsünün olduğu sezon Lincoln gibi oyun okuyan akıllı pastar iyi oyuncu olsaydı baya farklı şampiyon olurduk diyor. Tabii ki Pereira, Jorge Jesus falan filan. Hocanın Rossi ısrarını anlamıyorum. Adam bence tam takımın 11 oyuncusu değil. Yorulmuş defansı daha da yıpratma işi. Valencia kırmızı yedikten sonra ben hocanın yerinde olsam Rossi ile çıkarıp Pedro ve Alioski'yi koyardım. Yani takımı aynı anda çok görev üstlenebilecek oyuncular gerekiyor diyor. Bunu denerdim diyor. Eee yani benim fikrim şu diyor sağ stoper şart. Çünkü adam bile iki stopere güvenmeyip üç stoper oynatıyor sağ stoperin olmadığından. Alınacak sağlam bir sağ stoperle tekrar dörtlü savunmaya geçilir. Bunu da düşünüyorum. İnşallah yine iki transferim Maxi Gomez'de şu sağ stoperle birlikte takımın gücüne güç katar. Kanal 3-4 haftada takip ediyorum. Yorumunuz duyumlarınıza demiş. Muhteşem diye saymış. Allah razı olsun. Teşekkürler kardeşim. Bir başka kardeşimiz diyor ki konuşmayan ve koşmayan bir 11'in sahada olması mağlubiyetin sebebi. Bak konuşmayan ve koşmayan bir 11. Önceki maçlarda sürekli yer değiştiren, önde basan bir takım var. Bu maçta ne 11 iken ne ona 10 iken böyle bir tablo görmedik. Duran, top ezen, belki aklı başka yerde oyuncular ve iletişim içinde olmayan bir takım var sahada demiş. Katılıyorum. Bir başka kardeşimiz takım bu bugün Ruhunu İstanbul'da unutmuş. Defans tandemimiz yetersiz. Arao halı sahaya çağırmam diyor. Bu takım 4-3-3 oynar. İlla Lincoln oynatmak istiyorsa demiş. Mesela ben şöyle bir şeyde bulundum. Hatırlıyor musunuz? Dedim ki ya dörtlü oynayacaksak... Eyvallah Arao güzel pasta atıyor. Ara pastaları süper. Kabul. Ama yine bir şeyler eksik. Üçlü oynayacaksak... Daha daha eksik. Çünkü... Arao'nun top kapma becerisi çok düşük. Hatta arkadaşlar benim bir videom vardı. Skandal diye Arao gelmeden bir video çekmiştim. Orada e, verilerini paylaştım. Hani maç başına top kapma, maç başına top çalma, işte, maç başına ikili mücadele kazanma diye dedim ki eğer bu veriler doğruysa biri beni trollemiyorsa yani bu arkadaş Crespo'nun yedeği diye alınıyor. Ama değil Crespo'nun yedeği. Hani sakın ha sakın 6 numaranın yedeği diye oynatmayalım bu arkadaşı. Rezil oluruz, perişan oluruz. Oyuncu da perişan olur. Yani hayatında duymadığı küfürleri duyar. Çünkü bu arkadaşın top çalmak diye bir meziyeti yok. Bak ben başka bir şey söyleyeceğim. Birçok kişi tepki gösterecek eminim. Ama bu arkadaş sadece uzun top dağıtıyor. Hani aklıma şey geldi. Zayt'sın yerine oynasa nasıl olur? Hani Crespo ara oynasa diye. Bak 4-2-4 misal veriyorum. Yani skor kötü gider, işler kötü gider. Gol bulman gerekir. 4-2-4'e dön. Yani forvet arkasındaki isme de sen biraz daha özgürsün. Orta sahayı ben bu ikisinden kuruyorum de. Bu ikisi güzel top dağıtır orta sahada. Crespo toplayıcılık yapar. Bir nevi çapalık yapar. Ara oyla da topu bir şekilde uzun kısa yanlara ileriye oynarsın. Ama onun dışında ben ara oyu ön libero yapacağım dersen özellikle üçlü sistemde oynuyorum dersen hezimet felaket kaçırılmaz olur. Devam edelim kardeşlerimize çok güzel bir yorum vardı onu özellikle arıyorum. Diyor ki buldum da neyse dur Crespo 11'e Arao kulübeye, Emre ya da de Rossi deplasmanda ve oyunda boş alan bırakmayan takımlara karşı yedekte başlayıp sonradan oyun alınmalı diyor Ceyhun Er. Ceyhun da bildiğim kadarıyla uzun süredir kanalın takipçisi. Arkadaşlar Konya'nın kapanacağını bilmeyen var mı? Bak Kayseri Spor. Size soruyorum. Kaçlı oynuyor? Daha ben oynanmadan maç Kayseri Spor hakkında bilgiye sahibim. Üçlü savunma. 3-4-3 oynuyor. Onur Bulut'u çok ofansif rolde oynatıyor. Sol kanatta da eski Galatasaraylı adı aklıma gelmedi şimdi 2 saat onu bakmayın. O da ofansif rolde oynuyor. Yani kanattan bir kişinin oynuyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Kayseri Spor'u yenmek için 4-1-3-2 sistemiyle oyna. Bak 4-1-3-2 sistemine oyna. Kanat hücumcuların Emre Morosy olsun. Perişan edersin Kayseri'yi. Ama Konya ile oynarken Konya'nın 5 kişi hatta 10 kişi savunma yapacağını bilmeyen var mıydı? Demek ki Cesus ve ekibi bilmiyordu. Ben ne dedim maç öncesinde? ben olsam İrfan'la başlarım. Bak hocam İrfancılık mı yapıyorsun? Hayır İrfan'ın maçta yaptığı hareketlere kızgınım. O ayrı mesele. Ama ben olsam İrfan'la başlarım dedim. Sol kanatta Lincoln'le başlarım. Çünkü bu adam kilit açıcı. Bir pasta maçı kaderini değiştirecek oyuncu. Böyle maçlarda şapkadan tavşan çıkarttıracaksın. Başka çaren yok. Şapkacın olacak, tavşancın olacak. Başka çaren yok. Yok. Çapkacı ve tavşancı lazım. Biz ne yaptık? Rossi, Emre'mur, Rossi, Emre'mur geniş alan oyuncusu. Lincoln'le, İrfan'la orayı perte çıkart. İkinci yer. Arkadaş Rossi'yi alıyorum, Emre'yi alıyorum. Hiç kimse sana bir şey demez. Ben bir şey söyleyeceğim. Buruma niye tutmadı biliyor musunuz? Buruma bu yüzden tutmadı. Sen sakal kesme makinasını Mutfakta blender olarak kullanmaya çalışıyorsun. Bence bunlar olmadı. Hüseyin'in yorumu, Süper Hüseyin'in yorumunu sonra okuyacağım. Zekai diyor ki, bence lig rakip analizlerinde hala sıkıntı var. Hoca ve ekibi, yeni oyuncular burada Fenerbahçe'ye karşı herkesin 3-5 kat daha fazla motivasyon olduğunu anlamış değil diye. Bana da diyor ki, maç sonunda diyor, hemen kötü sonuçlarda yayın yapma nabzını düşür diyor. Çünkü seni kızdırıyorlar diyor. Agresiflik yapıyorlar. Ya olsun canları sağ olsun. Ben ona dikkat ediyorum ama. Bunu da belirteyim. Ligde 20 oyuncuyla Berkan Akbal yok. Ligde 20 oyuncuyla şampiyon olan yok. Beştaş ölüp bittiği sezon 13 futbolcuyla şampiyon oldu. Artık sistemini 11'ini Jesus oturtmalı. Futbolcunun mevkisinin neresiyse orada oynatmalı. Ya Fenerbahçe'de bir şeyinin tutmasını bekleyemez artık diyor. Ya transferdeki saçma sapan hatalar da var. Takımda düzgün bir kanat yok, gerçek bir sekiz yok. Forvet yok, stoper eksik. Şu kalan günlerde lütfen kanat almadan geçirmeyelim diyor. Fenerbahçe ne zaman kanatlar olmadan şampiyon olmuş diyor. Bugün bizim oyuncuların ruhu yoktu. Metin Akbulak. Ne baskı yapabildiler ne pas. Sabaha kadar oynansa Konya yener. Hakemler rezalet. Bence kasti faul. Hani kasti kart yedinse yedin yesin diye yapılan her harekete kırmızı kart. Bir de bu ülkenin futbolundan bir oyun anlayışından bir X olmaz ağır oynatmamaya ve yine hani ağır oynatmamaya yönelik ruhsuz bir futbol diyor metin katılıyorum. Barış Kaya Hiçbiri 8 senedir oynanan oyunu görmeyip yok Fenerbahçe şöyleydi böyleydi yok oyuncular yok oynamıyoruz bırakın kardeşim bunlar 8 senedir futbol kuralına göre oynanıyor mu ki ne anlatıyorsun? Yarın hepiniz hoca istifa dersiniz bakmışsınız, bakmışsınız ki şampiyon başkası olmuş 8 senedir aynı senaryoyu uyguluyorlar diyor. Doğru Fenerbahçe taraftar da 8 senedir bunu yiyor. Hatta şimdiden başladılar Jesus istifa demeye. Hareketsizlik diyor Berkay. Mehmet Furkan Keleş'e diyor ki, bazı futbolcuların tripleri diyor. Yani herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ve asıl final fikirlere geldik. Bence asıl final baba fikirlere dikkat. Çünkü bu arkadaşların fikirleri çok enteresan. Hani katılıp katılmamayı tabii ki sizlere bırakıyorum ama. Hasan Şanlı bence bu maç satıldı. İki haftadır takır takır top oynayan önüne gelene 3-4 atım atan takım ne olduysa pas atamadı. 6 ay bile topu havaya dikemedi ya. Ben bunun ne sistem ne hoca ne yorgunluk olduğunu düşünmüyorum. Hayırlı geceler demiş. E size soruyorum. Bunun sistemlik yorgunluk bir durumu olur mu? Bence olmaz. Bence sistemlik yorgunluk hiçbir durum olmaz. Hüseyin Özkan en beğendiğin yorum bu. Diyor ki serbest vuruşu taca atarsan on numara diye aldığın adamı Sol bek oynatırsan Lincoln'le. Amatör Lemos'la, bu ile maç kazanacağını sanırsan, kırmızı karta en ufak dahi tepki göstermezsen ben de bahis şikesi mi vardır? İddia mı vardır? Bilerek mi yenildiler diye düşünürüm. Ya hadi bir topçu, iki topçu yorgun, konsantre olamadı. Anlarım. Bunu dersen anlarım. Takım komple Yedekler, aslar, maça ısınırken suratlar asık, isteksiz. Her yönüyle belli diyor. E, yorumunu size bırakıyorum. Bence en hoş yorum bu. Oğuzcan diyor ki bir Valencia'nın eşekliği, iki takım Konya'nın hırslı oyun oynayacağını bile bile gerekli mücadeleyi tam anlamıyla veremedi. Üç, İrfan, Mert gibi kabadaylık yapan bu takımın ağası paşası benim diyenler. Dört, hala klas bir golcü, kaleci almayan yönetim diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Balık baştan kokuyor. Nasıl baştan kokuyor? Sen yani Jesus mesela Jesus'u eleştirmeyin. Biz böyle bir cümle asla korumuyoruz. Jesus'u eleştirin. Ama edep çerçevesinde, ahlak çerçevesinde. Mesela ben eleştiriyorum. Kendimle tezat düşecek, tezat düşecek halim yok. Ben eleştiriyorum. Niye dört, dörtlüden üçlüye döndük? Ne işlemiyordu da dörtlüden üçlüye döndük? Misal Ümraniye maçında Fenerbahçe dörtlüyle sahaya pisledi. Niye? 4-1-3-2 oynamadın ki. 4-1-2-3 oynadın. Hatta 4-1-5 oynadın. Bu senin orta sahaya koymadığın ikinci bir eleman yüzünden yaşadığın rezalet. Yani burada ne dörtlü savunmanın özelliği var ne başka bir şey. Diyeceksiniz ki hocam arkadaş az önce söyledi. Dikkat ettiniz değil mi? Arkadaş hakikaten az önce söyledi. Dedi ki savunmaya güvenmediği için adam üçlü oynatıyor olabilir. Bu da yönetimle kendi arasında çözülmesi gereken bir kriz. Bak ben ne diyorum size. Salahi'ye teklif mi var? 20 mi? Satılması mı gündemde? Sat. Bitir. Salahi'nin kafası transferde olacaksa kafayı oraya verecekse. Sahada dün gördünüz. Dün Atilla Salahi yerine Mustafa Hoca oynasaydı. Oğuzcan oynasaydı. Aranızdan birisi oynasaydı. Yine benzer top oynayacaktı. Rezalet. Rossi. Rossi'ye yükleniyorsunuz 5 asist yapmış. Hangi sistemde? 4-1-3-2'de. Demek ki 4-1-3-2'de bu adamın bitiriciliği sıkıntılı kabul. Bu sistemde de sıkıntı kabul. Ama en azından ceza sahası içine koşu atan, ceza sahasına giren futbol sayısının çokluğundan bu adam iş yapmış. Bir başka husus şu. Serdar Dursun çöplemesi. Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Serdar Dursun'u ne ben ne başka hiçbir duyumcu, yorumcu Fenerbahçe'nin az forveti budur diye size tanıtmıyor. Ne ben ne bir başkası. E Fenerbahçe'nin az forvetidir demiyoruz. Ben de dahil herkesin kullandığı cümle şu. Bu adam Fenerbahçe'nin üçüncü forvetidir. Bak, üçüncü forvetidir. İşin komik tarafı bu adam milli takımın az forveti. Biz diyoruz ki olması gereken kalite şeyi bu. Kalite skalası bu. Yani Fenerbahçe o kadar iyi forvetlere sahip olacak ki Fenerbahçe'nin 3. forveti bile milli takımının as forveti olacak. Aslında aynı şeyleri diyoruz ama siz bazı arkadaşlarımız kabul etmemekte ısrar ediyor. Bunu anladık mı? Anladık. Bunu anladık mı? Anladık. Valencia maçtan sonra çıkmış yenilginin sorumluluğunu üstleniyorum falan filan. Mesela Evander diye bir oyuncu var. Dedim ki Fenerbahçe aslında zaten 10 milyon euro teklif gelirse satıp bu Evander'i alsa olmaz mı dedim. Arkadaşlar o kadar şahısçı olmuşsunuz ki. Bak Fenerbahçe taraftarının en büyük sıkıntılarından biri de bu şahısçılık. Şahısçılık. Yani gözünüz kapalı bir şekilde. Gözünüz kapalı bir şekilde diyorsunuz ki efendim nedir? Zayis çok iyi, Zayis gitmesin. Ben size diyorum ki zaistan iyi dünyada onlarca, yüzlerce, belki binlerce futbolcu var. Yok öyle şey olmaz Zayis çok iyi. Anladınız mı arkadaşlar sıkıntınızı? Şahıs bahçeli olmaya doğru depar atıyorsunuz. Depar atıyorsunuz ya. Daha iyisi olabilir şu bu diye deme şeyi yok. Misal Atilla Salahi 20 milyon euro etmez. Atilla Salahi 13 bile etmez. Etmez. Odri meydan. Bak bugün satıyorum de. Bugün satıyorum de. O sayı Samuel. Maksimum 10 milyon euro. Maksimum 10, milyon euro. O sayıya 18 teklif mi var? Sonraki satıştan %20 pay mı var? Sat. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Hocam ama çok hızlı. Lan zaten e, bu adamın sabek oynatılması gerek hani sabek oynatılması gereken gerekiyor diyen kişi benim. Siz bana o sayının meziyetlerini anlatmayın. Ben size anlatayım tek tek. Ferdi Kadıoğlu. Ne dedim senenin başında? Türk milli takımının sol beki olacak kadar coşan bir futbolcu. Ama bu sizi yanıltmasın. Türk milli takımı tırt. Türkiye'de sol ayaklı sol bek sayısı, yetenekli sol bek sayısı neredeyse sıfır. Bu sizi kandırmasın. Takım tırt. Oyuncular tırt. Sistem tırt. Oh, öyle olmaz. Öyle olmaz. Sen gidip. Ferdi Kadıoğlu'ya, canımıza, ciğerimize tırt diyemezsin dediniz. Alın size tırt. Tırt. Sol bek olmaz. Alioski. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim gördüğüm, bildiğim Jesus'un Alioski'yi banko oynatması lazım sağ, sol bekte. Niye? Ofansif bek. Benim bildiğim Jesus sisteminde sol bekin ofansiftir, sağ bekin ofansiftir. Yanlış anlamayın. Benim bildiğim Jorge Jesus sisteminde sol bekin, banko, katışıksız Alioski Sağ bekin katışıksız o sahayı oynar. Hücumda Emre Mor, İrfan Can ikisinden biri Türk kuralından dolayı oynar. Hocam Türk kuralı yoksa sağ kanatta Valencia, sol kanatta Joao Pedro, forvet arkasında Joshua King, forvette Maxi Gomez oynatır. Oha hocam. Ne ohası? Bunu oynatır işte. Yani benim bildiğim Jesus. Hani Fenerbahçe'yi istediğim Jesus. Orta ikili de Crespo Arao. İkisini yan yana oynatır. Crespo kesici delici, Araoyla da yine kesici delici ama ek olarak dağıtıcı rolde. Yani iki stoper. Hocam iki stoperden bir tanesi hadi Türk oynat. E, Serdar Aziz. Mesela Kaan Ayhan Serdar Aziz gayet olabilir. Olabilitesi yüksek. Bekao'yu becerebiliyorsan getir Bekao'yu Avrupa maçlarında Bekao, Juan Perez, Osayi Aliyowski yaparsın. Hücumu Allah ne verirse dizersin yabancıları. Kalede mecbur Türk oynatacaksın çünkü senin kaleci tandemin Türk. Değil mi? Peki hocam çözüm önerin nedir? Taktik stratejik çözümlemen nedir? Muro diyordu ya bir ara taktik stratejik çözümlemen diye. Taktik stratejik çözümlemem şu. Geride kaldı her şey. Fenerbahçe'de her şey geride kaldı. Anladınız mı? Her şey geride kaldı. Çizin üstünü. Çizin üstünü. Üstünü çizin. Üstünü çizin. Her şeyin üstünü çizin. Gerekirse sistemin üstünü çizin. Hocam ben bundan sonra üçlü savunma ortada 3 tane 8 oynayacağım. Hücuma da dizeceğim forvetleri. Kabul. Hocam ben işte dörtlü savunma oynayacağım. Bir tane ön libero bir tane 8. Dizeceğim forvetleri. Kabul. 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 Hepsi kabul. Hocam ben işte şöyle yapacağım sonra buna döneceğim. Kabul. Peki Fenerbahçe'yi desteklemekten vazgeçecek misiniz? Geçmeyecek misiniz? Bak çözüm önerim şu. 4-1-3-2 ile hazırlık maçlarına çıkıldı. Dinamo Kiev ilk resmi maç. ilk resmi maça çıkıldı. Bu takım 4-1-3-2 ile yenilmez Armada'ya dönüştü. Ne kadar da Kiev'e yenilmiş olsak da. İşte 90 artılarda falan filan. Hakemin rezaleti. İsmail'in 10 kişi görmesi falan filan. Hatta daha da abartayım mı? 4-1-3-2 oynadığında her maçta rakip 10 kişi kaldı. Ya da kalması gerekiyordu. Demek ki senin üstelik senin az forvetin, forvet arkan gelmemişken ve Joshua King e, top oynayamıyorken falan hani sahada geziniyorken böyle. Niye üstünü çiz dedim? Kısaca onu da söyleyeyim. Çok uzun oldu video kusura bakmayın. Üstünü çiz sıfırla. Şu andan itibaren lige yeniden başlıyoruz. 4-1-3-2 ile hazırlandık. Hazırlandık. 4-1-3-2'yi artık sahaya sürüyoruz. Biz artık bu taktikten oynayacağız. Bitti. Kadromuz. Fenerbahçe ilk 11'i şudur. İlk 11 şudur. Budur ilk 11. 3 günde bir maç var. Fener Lab diye bir programımız var. Girdir. Makinaya girdir gerekirse. Bak futbolculara. Kası yorgun değil oynar, oynar, oynar. Aa, iki futbolcunun kası yorgun. Arkadaşlar sizi mecburen dinlendiriyorum. Ya, futbolculara özel söyleyeceğim bunu gerekirse. Hatta söylemene de gerek yok. Maç günü kendileri öğrensin. İki futbolcunun kası yorgun. Al sana iki tane rotasyon. Ya Jesus gelmeden ne diyordu? Ben rotasyona, mutasyona inanmam. Az takım vardır, oynar. Öbürleri de formayı hak eder, biter. Şimdi futbolcu diyor ki ulan nasıl olsa rotasyon yapacak. Bak bu da olabilir. Arkadaşlar her insan farklıdır. Her insan farklıdır. Bir insana bir iyilik yaparsınız. Sizi sündürür. İkinciyi de ister. Üçüncüyü de ister. Bir yerden sonra dersin ki Lan lanet gelsin. Ben buna nereden iyilik yaptım ya? Ya lanet gelsin dersin. Çünkü iyi niyeti sömürürler. Bizim Türkiye'deki futbolcular da buna müsait. İrfan. Ben Konya maçında 11 oynatırım. Ama Kayseri maçında oynatmam. Çünkü Kayseri maçı evimdeki maç. Bak bunu değiştirebilirsin. Evindeki maça farklı taktik. Deplasmana farklı taktik. Buna bir şey demem. Ama Jesus'a naçizane tavsiyem şu. Sen bir taktik belirlersin. Oynarsın. Taktiğini geliştirirsin. Bu taktiği A plus'a eleştirdin ne? 90 hani 100 üzerinden 90 artı güce sahip oldun mu? Oldun. O zaman B taktiğini geliştirirsin. Ulan ne olur ne olmaz. A taktiğini geliştirirken dersin ki ya kaderde var. 10 kişi kaldık ne yapacağız? Rakip 10 kişi kaldı ne yapacağız? Bu B planı C planı değildir. Bu A plus planının A plus 1, A plus 2 planıdır. Yani A artı planın olur senin. Bir daha kısaca söyleyeyim. Kafa karışmış olabilir. 4, 1, 3, 2 sistemini kurdun. Dedin ki ben bu sistemde 100 üzerinden en az 90'lık top oynayacağım. Ben bu sistemi geliştireceğim. Geliştirdin. Sistemi 100 üzerinden 90'ı geliştirdin. Geliştirirken diyeceksin ki rakip 10 kişi kalırsa Şöyle, biz 10 kişi kalırsak böyle. 9 kişi kalmak çok nadir de olsa var mı? Var. Şöyle, rakibin 9 kişi kalması nadir de olsa var mı? Var. Şöyle, bitti. Ben A-plus sisteminde serbest vuruşçum şu, duran topçum şu, penaltıcım şu, bitti. Ötesi yok. Serbest vuruşu Rossi'nin kullandığı bir Fenerbahçe duran top sisteminin aklı, mantığı, beyni, zekası yoktur. Lincoln hazırlık maçlarında da gösterdi. Normal resmi maçlarda da gösterdi. Adam açık açık diyor ki duran topların ustasıyım ben. Bana kullandır. Sistemi kurduk. Sıfırladık. Yani şu ana kadarki her şeyi sıfırladık. Bugün de bana yeniden sayfa açıyoruz dedik. Sistemi kurduk. As-11'i kurduk. Okey. Performansı kimin düşüktü bu maç? İrfan Can Kahveci'nin. İrfan'cığım senin performansın düşüktü. Antrenman performanslarına özellikle bakacağım. Bu gerilemen sürerse seni oynatmayacağım. Haberin olsun. Kendine çeki düzen ver. Bırak futbolcu ek çalışmamı yapıyor? İdmandan sonra 35 dakika 40 dakika sahada mı kalıyor? Free kick mi çalışıyor? Benim frikikçim Lincoln sensin. Senden tek ricam var. Günlük yarım saat fazladan tesiste kalıyorsun. Free kick çalışıyorsun. Bitti. Bitti. Rossi. Sen de şu eksiği görüyorum. Seni şu yüzden yedek bırakacağım. Misal veriyorum. Fizik gücün zayıf. Git fizik çalış. İdmanlardan arta kalan zaman. Senin şunun eksik, bunun eksik. Bitti. Kurt hocalık da böyle olur. Şimdi ben bugünden itibaren Jorge Jesus'un ne reaksiyon vereceğini merak ediyorum. Kayseri maçı. Açık söyleyeyim. Bak açık söyleyeyim. Hocam şu mağazlık etme. Şu mağazlık falan filan değil. Konya maçından sonra 4-5 günlük dinlenme sürem var. Hani diyorsun ya 3 günde bir oynuyoruz, çalışamıyoruz, taktiğimiz, çocuklarımızı göremiyoruz. Göremeyin. Göremeyin. Fenerbahçe taraftarı da göremedi çocuklarını. Ben de göremedim. Sinirden uyuyamadım. Gittim baktım ki iki çocuğum da yatmış. Göremeyin abi. Göremeyin. Biz göremiyoruz. Siz de göremeyin. Göremeyin. Durum bu. Ve Fenerbahçe taraftarına da bir tavsiyem, ricam ve ister emir telakki edin, ister yalvarıyor diyen, ister rica ediyor deyin. Cumartesi günü tabloyu sıfırlayıp sanki sezon açılışı gibi Fenerbahçe'yi coşkuyla destekleyin. Hani diyoruz ya her takım bize aslan kesiliyor. Sebebi sizsiniz. Benim. Hepimiziz. Kes, aslan kestirmeyin. Kadıköy'deki maçta rakibi boğun. Adamlar desin ki ulan haftaya ana Kadıköy'e gidiyoruz desin. Ulan keşke gitmesek desin. Ulan keşke bir şey olsa da işte sahaya mahaya çıkmasak desin. Sen bunu dedirtirsen Kadıköy'deki maçta 3 alırsın. 1. Deplasmanda oynuyorsun değil mi? Sen deplasmanda oynarken rakibi şu mesajı verirsin. Bunun bir de Kadıköy'ü var. Şimdi Konya Sporlu herhangi bir futbolcu şunu demiş midir? Ulan biz bunları bir sıfır yendik. Sosyal medyadan da çıktık. Sanki kırmızı kartı hakkıyla yemişler gibi çıktık. Bir de alay ettik. Ulan bunlar bizi Kadıköy'de e, diyorlar mıdır? Dediremiyorsan bu da senin suçun. Ümraniye mesela. Ümraniyeliler şunu diyor mudur? Ulan ilk maç 3-3 kaldık ama bu Fener bizi ikinci maçta yani havada karada bunlar bizi perişan ederler diyor mudur? ediriyorsan iş biter. Dediremiyorsan sıkıntı. Anladınız mı arkadaşlar? Başka Fenerbahçe yok. Hiçbir spor yazarının hiçbir yazısını okumadım. Saatim şu anda 07.15. Sabahın 07.15'i. 5'ten beri ayaktayım. Zaten kaçta yaptın derseniz herhalde 3'te yaptım. Birçoğunuzda durum budur. Hepimiz aynı gemideyiz. Hiçbir hiçbirimiz Fenerbahçe'nin kötülüğünü istemiyoruz. Şu eksik, bu eksik. Katılıyorum. Katılıyorum. Ama eksik nasıl tamamlanır biliyor musunuz? Eksik önce eldekiyle tamamlar. Eldekiyle tamamlanamıyorsa transferle tamamlanır. Daha tamamlanamıyorsa burada sistematik bir hata varsa eksiği giderici bir taktiğe sisteme bürünürsün. Ben şunu söylüyorum ve kapatıyorum. Fenerbahçe'nin yerinde olsam Bekao'yu ve Kaan Ayhan'ı alırım. Birine 6, birine 4, ikisini 10 milyon euroya aldığımı düşünüyorum. 2. Maxi Gomez çeşitli şekillerde ödeme planlarıyla 6 milyon euroya da onu aldın 16. Bu Roma gidiyor mu? Def ediyor mu? Etmiyor mu? Ediyorsan et, etmiyorsan belirt. Adam gibi bir sol kanat for, sol kanat forvet çek. Çekemiyorsan opsiyonlu kirala. Bak Mertan oraya adamlar kiraladı. Biz alsak biz de iş yapardı. Kiralayamıyor musun? O zaman diyeceksin ki paşam da Rossi, ağam da Rossi. Paşam da Lincoln, ağam da Lincoln. Böyle geliştireceksiniz kendinizi. Şöyle oynayacaksınız. Takım katkınız şu olacak. Bitti. Bak 3 tane transferin şart oldu şart olduğunu söylüyorum. Gustavo Henrique bir hatadır. Bir kumardır. Bu takımda olmayacak bir futbolcudur. Lemos. Allah'ınızın aşkına bana Lemos'u övüp durmayın. Yani yanlış bir cümle kuracağım diye korkuyorum. Lemos. Olmaz bu takımda. Gustavo Henrique olmaz bu takımda. Tisserand bile Lemos'tan, Gustavo Henrique'den hatta ikisinin toplamından daha iyiydi. Elin araba geri zekalı mı aldı etti? Biliyordu. Aldı gitti. Bunların yerine temaslı bir oyuncu alacaksın. Salayı gidiyor mu? 20 teklif mi var? Sat. Kardeşim kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Salayı satılır. Savunma hattını kurmam için diyeceksin. Kim Minjin 18 milyon eurosu hiç edilmedi. Alman futbolcuların birçok kaliteli arkadaşlar. Bak etmeyin elemeyince şu anki kaliteli. Pedro dün şımardı etti ama kaliteli. Bak kaliteli. Maxi Gomez kaliteli. Orta sahaya aldığın Arao, Crespo'yu iyi yedekleyebilir Ya da farklı sistemlerde oynatabilirsin. Çok kötü değil. Çok kötü bir futbolcu değil. Ama çok da iyi değil. Alioski müthiş bir futbolcu, müthiş bir transfer. Monti et gitsin. Kaliteli. Luan Perez kaliteli. Hocam golü yedirdi. Ya arkadaş siz istiyorsunuz ki hiç hata yapmasın. Hiç hata yapmayan futbolcu yok. Yani sizin dediğiniz şu arabayla gideyim ama araba hiç yakıt harcamasın. Öyle bir araba varsa vallahi billahi vereyim ben de alayım. Herkes alsın. İlla ki sıkıntı yok. Ya da bir araba alayım hiç sanayi yüzü görmesin. Öyle bir dünya yok. Hiçbir şey olmadı tekeriniz yarılır. Anlatabiliyor muyum? Yani tek tek bana Emre Mor bu maça çıkın. Övgüler, metiyeler diziniz Emre Mor. Ama yanlış taktikte, yanlış stratejide Emre Mor da çöp olur. Perez de çöp olur, öbürü de çöp olur. Dediğim gibi en az 3 transfere ihtiyacı var. 30 Ağustos'tayız. 30, 31 hatta birini de dahil et 3 gün. 3 gün içinde hadi bakalım fırsat transferi. Hadi şapka transferi. Bunları yaparken Zayt'sa 10 milyon euro teklif mi var? Zayt'cığım şu senin önüne sözleşmemiz. Şartlarımız şu. Artı 4 yıllık uzatıyor musun? Uzatmıyorsun. Yani çabuk karar ver. Al. Bir gün 24 saat müddetim var. Kabul ettin ettin. Sözleşmeyi uzat. Kafadan kaygı gitti. 6 ay Al sana şu sözleşme. Kabul ettin, ettin. Kafadan kaygı gitti, bitti. Etmiyor musunuz Zayt? Sana 10 milyon euro teklif var. Git görüş, biz kabul ettik. Git görüş, bitti. Biz de yolumuza bakalım. Acil bir şekilde sen de gidersin anlaşırsın. Ve Fenerbahçe'de bunun artık bitmesi lazım. Hocam Konya maçını şansa bir sıfır kazanmış olsaydık yine aynı cümleleri söyler miydin? Bu sefer şuna vurgu yapardım. Havalara çok girdik. Etmeyin, eylemeyin. Oyuna sonradan giren Arda Güler'den gol bekliyoruz, asist bekliyoruz. Fener'den her maçta 4 bekliyoruz. Böyle bir dünya yok. Her takım Avusturya, Viyen, Slavoçka değil. Bazı takımlar 15 kişiyle savunma yapacak. Etmeyin, eylemeyin. Bazen 1-0, 5-0'dan iyidir. Bazı yenilgiler galibiyetten iyidir derdim. O yüzden de beni takip etmiyor musunuz? Yani söylediğim sözlerin doğruluğundan dolayı takip etmiyor musunuz? Ben en azından öyle düşünüyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum takip ettiğiniz için. Bana katlandığınız için. Allah razı olsun destekleriniz için. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Transfer gelişmelerinde zaten siz bu videoyu izlerken belki de Maxi Gomez uçakla gelmiş olacak. Perkas falan açıklanmış olacak. Yani Beklentin Pelkas'ın gittiğinin açıklaması. Berişan'ın açıklanması. Maxi Gomez'in gelmesi. Sürpriz bir ismin eee transferi olabilir ama o muhtemelen çarşambaya perşembeye sarkacak sarkabilir. Bakalım neler olacak. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.